Hayat bu. Bir bakarsın her şey bir anda son bulur. Hayat bu. Son dediğin an her şey yeniden can bulur. Şemsi Tebriz. Belki bir korku, belki olumsuz bir inanç ya da almanız gereken bir hayat dersi, her neyse. Hayatınızı alt üst edip sizi dibe çekivermiş olabilir. Ama bu dibe çekiş, dipte yaşayacaksınız anlamına da gelmez. Kuyunun dibine düşen, kuyunun içine, dibine bakarsa karanlıkları görür. Daha da korkar ve zihni korku senaryoları yazmaya başlar. Başka birisi de dibe düştüğünde yukarıya bakarak kuyunun ağzındaki ışığı, yukarıya çıkma yollarını görür ve zihni yukarıya çıkma planlarıyla meşgul olur. Bu da tünelin ucundaki ışığa, güneşe bakmaktır. Yani seçim yine bize kalmıştır. Şu an dibe vurduğunu hissediyorsan, kuyunun dibine değil, kaldırıp kafanı kuyunun üstündeki ışığa bak. Dünyada büyük başarılar elde etmiş insanların biyografilerini okuduğunuzda sizin diplerinizden çok daha diplere defalarca düştüklerini görürsünüz. Bir şekilde diplerden sıçramalar yapmış, bir daha denemiş ve bir şekilde başarmışlardır. Bazen bir kapıyı 40 kere çalmak, bazen de farklı 40 kapı çalmak bizi isteklerimize ulaştırır. Hangisinin doğru olduğunu sezgilerimiz, içimizdeki bilge ruh söyleyecektir. İçimizdeki bilgeyi duyabilmek için odağımızda kendi farkındalığımıza, içimize, dengemize yöneltmeliyiz. Dibe vurdum, bir de etrafındaki insanlar vurdu diyorsanız durumunuz daha kötü. Çünkü odağınız sadece kuyunun dibinde değil, aynı zamanda da diğer insanları suçlamakta, sistemi suçlamakta ve giderek sizi kurban rolüne götürmekte. Şimdi yaşlı bir eşekten hayat tecrübesi almaya ne dersiniz? Çok sevdiğim bir hikaye. Bir çiftin eşeği hendeğe düşmüş. Çiftçinin hendeğe inip ona yardım etmesi mümkün değilmiş. Hendek çok darmış. Üstelik hayvan da epey yaralanmış. İnim inim iniyor, acı çekiyormuş. Çiftçi de eşeği kurtarılamayacağına karar vermiş. Bari acı çekerek ölmesin, üstünü taş toprakla kapatayım demiş. Hem eşeğin acısına son verecek, hem de yoldaki hendeği kapatarak başkalarının bu tehlikeli duruma düşmesini önleyecekmiş. Hemen köyden komşuları çağırıp başlamışlar kuyuya toprak atmaya. Önce eşekten daha fazla iniltili sesler gelmiş. Ama aldırış etmemişler, devam etmişler. Bir süre sonra eşeğin sesi kesilmiş. Onlar da rahat rahat toprak atmaya devam etmişler. Çiftçi eşeğin ölmüş olduğunu düşünerek hendeğin kum boyunu kontrol etmek için içeriye bakmış ve gördükleri karşısında donup kalmış. Çiftçi eşeğiyle göz göze gelmiş. Eşek her kürek topraktan sonra silkiniyor, sırtındaki toprağı aşağı fırlatıyor, sonra da hırsla yerdeki toprağı eziyormuş. Bu şekilde insanların attığı her kürek eşeğin ayaklarının altındaki toprağın seviyesini biraz daha yükseltiyormuş. Bu durumu gören insanlar çok utanmışlar. Çünkü onlar düşen, dibe vuran eşeği öldürmeye çalışırken iyilik yaptıklarını sanıyordu. Oysa eşek tam tersine atılan topraklar sayesinde çukurdan kurtulmayı başarmıştı. Eşek şöyle bir silkinmiş ve çekmiş gitmiş. Uzun yıllar mutlu yaşamış. Bir daha da hiç hendeğe düşmemiş. Düşmekten de korkmamış. Çünkü düşse bile yine kurtulabileceğini biliyormuş.
karşımıza çıkan sorunları yükselmemiz için bir basamak olarak görürsek tırmanmayı da becerebiliriz. Şu an şimdi hayatımızda ne varsa sıkıntılı, zorlu, demek bir boyut atlamanın, bir seviye atlamanın zamanı gelmiştir. Önemli olan çukura düşmek değil, ümitsizliğe düşmemektir. Çünkü ümitsizliğin dibi yoktur. Ümitsiz insanlar ya sessizce içine kapanarak gözlerini karanlığa diker ya da karanlığa isyan eder. Daha da çok karanlığı etrafa çağırır. Her ikisi de dibi görmekten başka bir şey değildir. Ve dibi görmeye devam eder. Oysa şu anda tırmanma zamanı, ışığa yürüme zamanı. İsyanlardayım dedi. Hayır, imtihanlardaydı. Fark etseydi kurtulacaktı. Mevlana. Bugün de sizlerle değişim seanslarımdan bir bölüm paylaştım. Ben Arzu Bıyıklıoğlu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hep birlikte ışığa doğru, aşkla.